Efendim, trafikte sürücülerin yeni korkulu rüyası ne mi? Yapay zeka destekli radar sistemi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi İşbirliği ile hazırlanan radar gece ve gündüz her türlü hava koşulunda görev alıyor. 5 ilde kullanılmaya başlanan bu sisteme göz atacağız şimdi. Daha fazla detay için Ankara'ya gidiyoruz ve karşımızda Ekol TV muhabiri Bekir Mert var. Sözü Bekir'e bırakıyoruz. Evet, trafikte hız yaparken biraz daha düşünmek gerekiyor. Zira yapay zeka destekli yeni bir sistem, radar sistemi hayata geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi İşbirliği ile hayata geçti. Bu radar sistemi yerli ve milli üretim ve Türkiye'nin aslında yapay zeka çalışmalarına en güzel örneklerden bir tanesi. Ve bu noktada 5 yılda şu an itibariyle kullanıma başladığının altını çizmemizde fayda var ki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı tatili öncesi açıklamıştı. Gece radarları da devrede olacak demişti ki bu radar sistemi gece de kullanılabiliyor. 100-150 metreye kadar araçların plakaları anlık olarak takip ediliyor. Eski radar sisteminden bir farkı var. Onu da hemen altını çizelim. Yapay zeka desteği diyoruz ya. İşte o desteklerden, örneklerden bir tanesi aynı şeritte ilerleyen, yan yana ilerleyen 4 aracın plakası anlık olarak takip ediliyor ve merkeze iletiliyor. Araç eğer çalıntıysa anında ekipler müdahale ediliyor ya da muayenesinde bir eksiklik varsa bu noktada anında müdahale edilebiliyor. Yerli radar dedik ve bu radar sistemi Ankara başta olmak üzere 5 ilde, Bursa'da, Balıkesir'de, Niğde'de kritik güzergahlarda şu an itibariyle kullanıma başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi İşbirliği ile hayata geçti. 14 Haziran 2024 itibariyle de yerli ve milli imkanlarla üretilen hız ihlal tespit sistemleri kullanılmaya başladı ve aslında trafik ekiplerinin gücüne güç katan en önemli özelliklerden bir tanesi yapay zeka özelliği olması. Aynı zamanda eski sistemlerde bir ekipler konsol yardımıyla aslında araçları tek tek tanımlıyorlardı. Şu an itibariyle ellerinde bir konsol olmadan öndeki ekranda 4 aracın yan yana ilerleyen 4 aracın plakası bu radarla tespit ediliyor, merkeze iletiliyor ve o noktada bir araçta sıkıntı varsa, muayene varsa ya da araç eğer çalıntıysa anında tespit edilip müdahale ediliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kullanıma başladı. Aslında bayram sonrası da bu cihazın Türkiye geneline yaygınlaşmasını bekliyoruz. 5 ilde dedik, Ankara'da, Bursa'da, Niğde'de kritik güzergahlarda bu radar sistemi faaliyete başladı ve bu noktada 4 şeritli bir yolda 4 aracın anlık olarak plakaları üzerindeki bu radar sistemi sayesinde takip ediliyor. Trafidar diyor. O cihaz sayesinde şu an karşıdan gelen araçların anlık olarak plakaları merkeze bildiriliyor ve bir ihlal durumu varsa, araçta hız limitini aşan bir durum varsa anında cezai yaptırım uygulanıyor. Yolların aslında daha güvenli olması noktasında Emniyet Genel Müdürlüğü bu çalışmayı başlatmıştı. Savunma Sanayi İşbirliği ile de yerli bir cihaz üretildi. O cihaz da 5 ilde şu an itibariyle kullanılıyor ama önümüzdeki günlerde bu cihazın Türkiye genelinde yollarda daha fazla görmeye başlayacağız ki bu cihaz sayesinde ekipler anlık olarak yolda geçen sürücülerin 4 ayrı aracın plakasını anlık olarak takip ediyor ve bu şekilde bir ihlal durumu varsa da tespit sağlanmış oluyor. Dediğimiz gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. Gece de kullanılıyor bu radar sistemi ve yerli ve milli imkanlarla üretildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine katıldı. Şu an itibariyle 5 ilde kullanımı devam ediyor. Ankara'da, Bursa'da, Niğde'de kritik güzergahlarda şu an itibariyle yollarda güvenliği sağlamak adına da görevinin başında olduğunun altını çizelim. Daha fazla da yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye genelinde pek çok ilde özellikle ana güzergahlarda da bu radar sistemini daha fazla görmeye başlayacağız.